Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şu an aracın içinden size konuyla alakalı bir video çekeceğim. O yüzden buradayım. Normalde YouTube'da benim gördüğüm Amerika'da yaşayan insanların söylemediği tarzdan bilgileri içeren bir video olacak. Buraya geliyorlar, biliyorsunuz Amerika'da şu kadar paraya araba, galeriye gidiyorlar mesela. Çekiyorlar 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar, 5000 dolar. Böyle lüks lüks arabalar. Ama bahsetmedikleri şeyler var. Vergi. Vergi sistemi. Bundan bahsetmiyorlar. Ben galeriden aldım bu arabayı. Hyundai Elantra 2010 model. Zaten önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Yani çok mükemmel bir araba değil. Yani kozmetik hasarları var. İşte çiziği var. Örnek veriyorum, camı çatlak. İşte buradaki kısımdan su almış. Yandan su almış. Dışı biraz paslanmış. Örnek veriyorum, ufak tefek İşte gıcırtılar geliyor kapıdan. Yani ufak tefek şeyler var. Ne bileyim, ön farları sarıydı mesela. Ben onları zımparaladım, biraz sildim vesaire, parlattım. Yani bla 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 bir sürü şey var. Yani orta segment bir araba Amerika için. Ortanın altında hatta, öyle söyleyeyim. Türkiye için orta segment bir araba. Ama ayağımızı yerden kesiyor. Yine şükürler olsun. Demek istediğim şu. Ön camına biliyorsunuz buraya bir fiyat yapıştırıyorlar. Korkunç ucuz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu arabayı ben 4500'e aldım. 4500 birime, 4500 dolara. Burada vergiler dahil hepsi içerisinde. Çünkü ben galeriden aldım. Yani bir şahıstan almadım. Burada söylemek istediğim şu. Bu araba aslında 3900 dolar. Ama bunun 600 doları zıbırıyla 4500 dolara geliyor. Yani düşünün bakın, hesabınızı yapın. 3900 dolarlık bir araç alıyorsunuz. Bunun 600 doları vergiye gidiyor. İçerisinde motor taşıtlar vergisine verilen harç, plaka parası, sticker, yani yapıştırma parası. Burada trafiğe sticker olmadan, yani cama yapıştırılan o barkodlu mavi belge olmadan çıkamıyorsunuz. Bu çok çok önemli. Bütün detaylar burada var. Buradan bunu görüyorum. Bir de clean title olması önemli. Yani arabada daha önce kaza oldu mu veya bununla ilgili şasisinde bir bozukluk oldu mu, daha önce tamire girdi mi, parçası değişti mi? Bu eğer ki evet değiştiyse bunun cevabı, clean title olmuyor. Yani bu araba kazalı oluyor. Şimdi galeriden aldığınızda burada her şey kaydı kuydu var bu arabaların, biliyorsunuz. Ya şöyle bir şey de var. Yani bunu satan araba sahibi, bu arabayı galeriye veren kişi bunu tamir ettirmiş de olabilir. Yani kayıt altına girmemiş, beyan etmemiş de olabilir. Böyle bir risk de var. Ama galeriden aldığınızda her yerine bakıyorlar. Yani kendi ustaları var. Ki ben Hyundai galerisinden aldım. O yüzden gözüm kapalı bir şekilde şu an gidiyorum. 2000 mil oldu. İşte 1.6 ile çarpın kaç kilometre ise, 2 aydır kullanıyorum bu arabayı dolu dolu. Yani şu an bir problem yok Allah'a şükür, bunu söyleyebilirim. Şimdi galeriden aldıktan sonra yaklaşık bir ay sonra şöyle bir, kapatıyorum önemli bilgileri, bir belge gönderildi bana. Bu belgede eğer mavi bu şekilde bir belge görüyorsanız bu clean title'dır, yani kazasız arabadır. Bu önemli. Bazı arabalar clean title olmuyor mesela. Onların fiyatları daha uygun oluyor burada Amerika'da. Artı çok çok yüksek oluyor kilometresi, mili. Mil kullanılıyor burada. O yüzden fiyatlar düşük. Ve o, örnek veriyorum, gerçekten burada arabalar çok hor kullanılıyor. Yollar kötü, insanlar her yere arabayla gittiği için neredeyse buradaki bütün arabalar Türkiye'deki taksi gibi, dolmuş gibi kullanılan kilometrelerde. Öyle o şekilde düşünebilirsiniz. O yüzden daha arabalar hasar alma ihtimali yüksek. Arabalar daha eski oluyor. Yaşı biraz ilerisi. O yüzden şunu unutmayın. Amerika'ya geldiğinizde çok 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 ucuz değil arabalar. Evet, alım gücü yüksek ama 10 sene önceki gibi 1000 dolar araba varmış filan, bunları unutun. Buradaki arabalar 4000 doların altında değil. Almayın. Alırsanız üzülürsünüz. Aklınızda olsun. Yine kısa, pratik bir videoyla da söyleyeceklerimi size aktarayım. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.